Kolay gelsin. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Evet, ben emlak danışmanı Ekrem Ergin. Ekrem, bazen emlak işleriyle işte uğraşıyorsunuz. Hizmet ediyoruz. Evet, Ekrem Bey, sizden ricamız, biliyorsunuz ülkemiz gelişiyor, Türkiye gelişiyor. Bunun icabında pazarımız da gelişiyor, gelişmekte. Son günlerde tabii ki havaalanı çalışmaları var. Bu nedenle emlak durumları nedir? Alım-satım durumları, yani sıfır daireler, işte ne bileyim 2+1'ler, 3+1'ler, 4+1'ler, sıfırları ne durumdadır? Eskiye göre işte ki bir değişim var mı? İşte biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız bir takım bu koronadan dolayı insanlarımıza, vatandaşlarımıza tabii ki bankalarda daha kolay kredi alma yollarını temin etti. Bu nedenle işte şu anda bina alım satım, emlak alım satım durumları ne alemde? Kısaca bu bilgiyi verebilir misiniz bize? Şu anda emlak satışları durmuş vaziyette. Şu anda durgunluk zaten herkese geldi. Piyasa biraz kilitlenmiş. İşte doların yükselmesi, altın yükselmesi, işte bazı işte inşaatın malzemeleri yükselmesiyle fiyat artışı yükselmiştir. Tabii eski daireler yeni daireler yükselince bu sefer sıfır dairelerde işte fiyatlar yükseldikçe alt daireler, mesela ikinci el dairelerden fiyatları da fahiş olarak yükselmiş. Adam 500 bin lira daire diyorsa diyor. Benim dairemde 200, hani 150, 100 bin, 120 bin lira denedim, 200 lira diyor. O şekilde bir dengesizlik var. Yani bir dengesizlik var. Emlak satışlarında bir şey var. Ondan sonra 120 bin liradan başlayan işte 550 bin liraya kadar daire mevcut. Yani 120 bin liradan. Hadi 120 bin lira. Maksimum 100 lira. Yani işte giriş katlar 2+1 olursa 80'lere 90'lere 100 lira. Yani 100 liradan aşağı bir daire şu anda yok. Yok. 2+1, 3+1, 4+1. 5+1 de var diyorsunuz. Aynen, doğrudur. Yani şu anda. Peki bu Cumhurbaşkanlığımızın vermiş olduğu hani krediler bir etkileme, bir hareketlenme gösterdi mi efendim? Ya tabii sıfır dairelerde biraz hareketlilik oldu. Yani oldu. Oluyor da. Teklifte gelip işte soranlar oluyor. İşte tabii ki emlak sıfır dairelerde emlak değil de tabii müteahhit arkadaşlarla, onlar işte inşaatla ilgilinde, onlar daha talep gidiyor. Onlar da tabii kendine göre işte bir sistemi vardır, ödeme şekli vardır. Ondan sonra sıfır dairelerde daha düşük kredi olduğu için tercih sıfır ödeme yönelik var. İnsanların daha çok tercih ettiği. Özellikle sahil kısmı daha çok rağbet görüyor. Durum bu. Peki bu havaalanın işte gelişmesi, bitmeye yaklaşması, yani bir etkileşim bakımından, yani hareketlilik veya fiyatlarda bir yükseliş gösterdi mi mesela? Örneğin eskiden havaalanı olmasa, o olmadığı andaki diyelim 200 liralık daireyi havaalanının yapımından dolayı 300 veya 300 olan 400, 400 olan 500 gibi böyle bir fiyat artışına neden oldu mu, veya işte havaalanın etkisi nedir? Havanın etkisi tabii ki olmuştur. Yani havanın etkisi tabii ki bitip bitmemesi tabii bu söz konusu değil, ama sonuçta görünen bir hava alınıyor. Bir şey var. İnsanlarda bir özgüven var. Evet. Özgüven tabii ki bu şeyi emlak değerini yükseltiyor. Özgüven, çünkü tabii spekülasyon olacak, turist gidip gelecek, yani daha çok değişim yaşayacaktır, ama şimdilik o konumda değil pazar. Yani ama görünüyor, herkes görüyor. Yapılıyor, ediliyor, ama 2 sene, ama 1 sene zaman dilimi tabii yayılabilir. O nedenle tabii özgüven, havaalanının etkisi çok büyük oldu pazara. Onun yani için emlak değerlerinde tabii değişiklik olmuştur. Bir artış tabii, söz artış, konusu olmuştur. Hem ikinci ellerde olsun, ikinci ellerde hem de sıfır ellerde bir artış olmuştur. Tabii ki bu artış maliyet de önemli, yani. Maliyete işte yansımıştır. İşte inşaat malzemelerinin yükselmesi tabii bu da maliyeti yükseltmiştir. O nedenle de o fark da var. O fark da var diyorsunuz. Fiyat yükselmedi de, çünkü maliyet yükseldi. O nedenle maliyet yükseldiği zaman kar oranı da yükselmiş oluyor. O zaman daire fiyatı fahişe yükseliyor. Evet, çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar efendim. Sağ olun. İyi çalışmalar.